Tamamdır. Oradan da başladı yayın. Şimdi abicim bakayım. Ha, sen gözüküyorsun. Tamam. Okey. O zaman Mehmet Tosun gelmiş. Alıyorum onu da. Şimdi gelmeye devam eder onlar. Her şeyden önce sen dur bakayım. Şunu da basalım. Tamam. Artık yayındayız. Naci'm hoş geldin diyorum. Merhaba, hoş bulduk Ahmet. Vallahi işte her salı akşamı yaptığımız bu yayınlardan birine de sağ olasın. Seni davet ettik, kabul ettin. Güzel bir kitap çıkardın. Daha önce de yapmıştın bunu ama bu son kitabın hani özellikle tanıtımı, biraz hani nasıl yazıldı, sen bu işlere nasıl soyundun, nasıl gidiyor her şey, onlar açısından bilgi sahibi olmak için bu akşam da seni konuk etmek istedik. Kırmadın bizi, geldin. Estağfurullah, ben onu duydum, sağ olun. Şimdi açıkçası sen birkaç tane fotoğraf falan da ayarladın, onlar üzerinden de anlatacaksın belki ama onun öncesinde bir saniye şey diyeceğim sen. Bizim Muzaffer var içeride. O da çay yaparken konuşuyorlar şeyle. İki tane rehber daha geldi. Bugün tur yaptık ben. Hadi dediler biz de çay içeriz, sana yardımcı oluruz. Ama yardımcı olacaklarına içeride bar 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 konuşuyorlar. Neyse. Şimdi biz açıkçası hani eğer sen de istersen hani nasıl rehber olduğunu çok kısaca, onun üzerine de bu rehberlik esnasında nasıl hani bu kitap yazmadır, efendime söyleyeyim bir takım projeler üretti sen çünkü YouTube'da falan. Hani tüm bunları yapma isteği nasıl doğdu, nasıl yaptın? Ondan sonra da kitaba geçelim istiyorum. Eğer sen de uygun görürsen. Başlayabilir miyim şimdi? Belki bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir ama ben aynı zamanda oyuncu, seslendirme sanatçısı ve turist rehberiyim. Bir süre Şahika Tekan'ın stüdyo oyuncuları tiyatrosunda oynadım. Muhteşem Yüzyıl ve Fetih 1453 gibi çok sayıda dizi ve sinema filminde ana karakter olarak yer aldım. Naci çok özür diliyorum. Hemen kesiyorum. Çünkü bugün Kerim Altuğ şey dedi. Fetih'teki Notaras Naci miydi dedi. Evet, o benim. Tamam, okey abi. Fransız Başbakanı Notaras. Tamam. Ayrıca iki yabancı filmde İngilizce oyunculuk yaptım falan filan. Neyse, şimdi böyle şey gibi kendim ben şunları yaptım, bunları yaptım gibi çok ayrıntılarıyla anlatmak istemiyorum ama aynı zamanda oyuncuyum. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıyım. Rehberliğe zaten tarihe çocukluğumdan beri merakım vardı. Açıkça söylemem gerekirse 9 yaşımdan beri okuyorum dersen fazla abartmış olmam. Rus edebiyatıyla büyüdüm. Yani edebiyat benim hayatımda çok önemli bir yer alıyor. Rehberlik esnasında da turistlere hiçbir zaman anlatmayacağım konularla ilgili olarak başka pek çok rehberin yaptığı gibi pek çok kitabı okumaya devam ettim. Bu sadece bir merak, bir tür virüs, ulaşmış bir virüs yani ondan. Bu bayağı da şey, güzel bir virüs, kendisini seviyorum. Naci, ben senin sesini telefonu kapatınca duyamaz oldum. Bilmiyorum bizi izleyenler duyuyorlar mı? Meğerse ben telefondan duyuyormuşum senin sesini. Bir kişi söyleyebilir mi acaba Naci'yi duyuyor musunuz konuşurken? Allah Allah. Ali abi. Allah Allah. Niye kimse cevap vermiyor? Olur. Ha. Ali abi açsana mikrofonunu. Ha, Levent Konyar, Ahmet Aybar. Duyulmuyor abi, duyulmuyor. Naci, duyulmuyor. Sen senin mikrofon açık gözüküyor gibi ama duyulmuyor sesin. Nasıl yapacağız?
Demin duyuluyordu, şimdi duyulmuyor. Demin duyuluyor muydu? Ha, çünkü neden duyuluyordu? Çünkü benim telefonum açıktı. Aa, olmadı şimdi. Şimdi Naci bir bak bakayım sen acaba hani neden senin mikrofonunda bir problem mi var orada? Ha, sese bağlanıyor diyor şu anda. Hüseyin ne haber? İyidir, sağ ol, senden ne haber? Eyvallah ya. Ses geliyor mu? Şimdi geldi. Bravo. Geldi. Biraz daha yaklaş istersen. Hani mikrofondan çok uzak kalma. Gelmedi kardeşim. Nerede geldi? Sana geldi. Gene telefondan duyuyorsundur sen. Yok be güzelim be. Geliyor şu anda. Naci bir konuşsana. Aa, yine hayır. Gitti ses. Hayır gelmiyor abi. Demin geldi ya. Neyse. Nerede Naci, geldi ya? Ses gene yok. Ay demin bağlandın sanki. Ses geliyor mu dedin çünkü ben onu duydum. Telefon kapalıydı. Naci Bey sol alttaki internet üzerinden bağlan gibi bir kelime var. Bir yazı var. Oraya tıklamanız gerekiyor sanırım. Bak şimdi kapattın, açtı. Kapattı şimdi açtı evet. Yok gelmiyor abi. Demin bağlanıyor çıktı. Sonra hafifçe duyuldu sesin. Sonra ne yaptıysan gene gitti. Bilgisayarın sesi kapalı olabilir Naci Bey. Belki oradan da bir sıkıntı var. Mikrofonun sesi daha doğrusu. Evet. Oturumun sahibi Naci Bey olduğu için bence çıkıp girmesi riskli. Hepimizi belki dışarı atabilir. Onun için şu anda çözmek onun sahibi lazım. Naci değil Ahmet. Benim. Öyle yazıyor ama. Dur bakayım ben mi yanlış gördüm? Ya ben açtım yani. Oturum sahibi. Evet Özbilge. Tamam doğru. Özür diliyorum. O zaman bir girip çıksın Zoom'a. Girip çıkmaya da çözülmez ki bu. Onun şu an şey yapması lazım. Bize sesini ulaştırması için. Yani. Hah gitti. Şu anda abi, gitti. Demin becerdi ya. Çok kısa bir süreliğine. Nasıl becerdi onu anlamadım. Naci Bey duyulmuyor. Dudak hareketlerinden okumaya çalışıyorum ama zor tabii. Kızıştırma Ahmet. Dur şimdi. Olacak elbette. Olacak tabii ki. Sen ne yapıyorsun bu arada? Vallahi ben çok çok çalışıyorum ya. Çok grup var. Türkler de gelmeye başladı. Almanlar İyi, güzel. Kolay akıyor gelsin. Zaten. Devam yani. Harika. Napoli kazan biz kepçe devam. Bekliyorum seni de. İnşallah bir şu pasaporta yeni başvurdum. Türk Hava Yolları devamlı uçuyor. Sıkıntı yok yani. İstanbul'da yok, bir yerden bir yere gitmekten daha kolay. Vallahi kesinlikle doğru söylüyorsun da önce pasaport bir gelsin bakayım sonra da Schengen'e başvuracağız inşallah olur. Yok İtalya verir Schengen yengen sıkıntı yok İtalya'da. Eyvallah. Dur bakayım ya niye olmadı ya Allah Allah. Hani bu şimdi beni ara telefondan yapalım diyeceğim. Hani çok iptidai olacak. Yani öyle bir şansımız var. Yani Lübiyen evir zorlar işin civası boyası. Yani biz bir firmaya ortak oluyoruz. O gözle bakıyorum. Warren Buffett da o gözle bakıyor. Hüseyin sence neden olabilir? Bir şey fark ediyor musun oradan? La ne bileyim hiçbir şey. Neden olduğunu çıkartamıyorum. Sonuçta sesi açık gözüküyor burada. Evet sesi açık gözüküyor. Net. Allah Allah. Ama şimdi kapattı mesela. Şimdi evet, açtı. Açtı. Ama gelmiyor ses. Allah Allah. Mikrofonunda bir problem var bence. Mikrofonu çıkarıp Naci Bey bilgisayarın kendi mikrofonundan konuşmayı denerseniz evet. Belki. Evet, çözüm. Evet doğru. Bu olabilir. Bu şekilde sesim geliyor mu? Böyle geliyor. İşte bravo. Ne oldu şimdi? İyi mi? Kaliteli mi? Çok kaliteli. Vallahi duyuyoruz. Sen de biraz daha yüksek sesle ayar yaparsan.
Ama merak ediyorum, ne oldu da geldi ses? Şeyi çıkardı işte kulağına. Kulaklığı çıkardım. Evet. Kulaklıkla belki bir sorun vardı. Doğru. Belki. Süper. Şimdi kapatalım sesleri, Naci Bey'i dinleyelim. Naci'cim evet. Valla demin sen anlatmaya başladın çok güzel bir şekilde. Ben de anlayamadım buradaki telefondan geldiğini ama duymuşlar onları aslında. Kaldığımız yerden biz şimdi devam edelim. Ben tekrar kaydını açtım. En son oyunculuktan şundan bundan falan bahsediyordun. Onların çoğu hepsi duyulmuş zaten. Tamam. Şimdi şeyde... Konstantinopolis'in Türklerin eline geçişini bu kez Bizans'ın içinden ve Bizanslıların gözüyle anlattığım ilk romanım Şehir Düştü. 2018 yılında yayınlandı. Yani bu sefer kamerayı şehrin içine yerleştirdim. Ya onlar ne yaşadılar, nasıl hissettiler, neler onların gözünden neler oldu? Bunu yansıtmaya çalıştım Şehir Düştü'de. Pornai benim ikinci romanım. Bu da aslında bunun çalışması da hazırlık çalışmasıyla birlikte 5 yıl sürdü. Yazımı hazırlık çalışmasıyla birlikte 5 yıl sürdü. Aslında Pornai'nin yazım öyküsü bundan 10 yıl kadar önce Tessa Korber'in İmparatoriçe adlı romanını okumamla başladı diyebilirim. Daha sonra Theodora'nın hayatını anlatan diğer romanlar ve araştırma inceleme kitaplarıyla devam etti bu süreç. Merak başka merakları da doğurdu. Giderek kendi yolunu açtı ve Maviler ve Yeşiller, monofizit diofizit çatışması, nikah ayaklanmasına giden süreç ve nihayet efsanevi komutan Belisarius konusunu ve dolayısıyla 6. yüzyılın ilk yarısının büyük bölümünü içine alacak şekilde genişledi. Şimdi Pornai kurgusal boyutu bir tarafa bırakılacak olursa sadece önemli ölçüde gerçekleri yansıtması nedeniyle değil. Aynı zamanda 6. yüzyıl İstanbul'unu anlama, hatta eğer meraklısı varsa onu biraz hissederek yaşama ihtiyacına da karşılık geliyor. Pornai bir triyoloji olacak. Şu an piyasaya çıkmış olan ve satılmakta olan kitabım Maviler ve Yeşiller Pornai. Bu triyolojinin ilk romanı, ilk kitabı. Burada olaylar milattan sonra 500'de 526 yıllar arasında geçiyor. Yani kabaca 6. yüzyılın ilk çeyreğinde geçiyor diyebiliriz. Triyolojinin ikinci kitabında olaylar olasılıkla 526 ile 532 yıllar arasında geçecek ve nikah ayaklanmasını da içerecek. Üçüncü kitap için henüz bir kafamda bir tasarım yapmadım ama o da olasılıkla 532 ile 540'lı yılların başı arasındaki bir zaman dilimi içinde geçecek. Pornai'de olaylar büyük ölçüde İstanbul'da ama zaman zaman Aleksandriya'da ve Antiokya'da yani İskenderiye'de ve Antakya'da da geçiyor. Kitap çok katmanlı bir roman ve kitapta çok sayıda karakter var. Sesim geliyor değil mi? Geliyor sesim. Kitapta çok sayıda karakter var. Bunlardan en fazla öne çıkanı Theodora. Çok yoksul bir ortamda büyüyen, fahişeliği de içine alan bir yaşam biçimi sürdüren ve basamakları hızla tırmanarak İmparatoriçeliğe kadar yükselecek olan Theodora. Theodora hipodromda yeşillerin ahırında çalışan Akakius adlı bir ayı bakıcısının kızı. Tarihi adını en fazla duyurmuş imparatoriçelerden biri olarak geçmeyi başaran bu kadın hakkında Batı'da çok sayıda roman yazıldı. Roman ve araştırma inceleme kitabı yazıldı. Hatta tiyatro oyunları da yazıldı ve oynandı. Ancak Pornai onun yaşam öyküsünü anlatan bir roman değil. Theodora romandaki ana karakterlerden sadece biri. Theodora'nın ailesinin kökenine dair çeşitli iddialar var. En fazla kabul gören görüşlerden biri Theodora'nın ailesinin Kıbrıs'tan, diğeri de Suriye'nin Membiç yöresinden göç eden bir aile olduğu yönünde. Theodora'nın annesinin bir pagan olduğunu düşünüyoruz. O da tiyatrolarda mim oyunculuğu yapan bir kadındı. Theodora üç kız kardeşten ortanca olanıydı. Ha evet, teşekkürler. Theodora'nın Ravenna Müzesi'ndeki mozaiği olmalı bu. Ravenna'daki mozaiği olmalı bu. Theodora'nın annesinin bir pagan olduğunu düşünüyoruz. Babası Akakius, Theodora daha küçük bir çocukken ölünce aile büyük bir sefaletin içine sürüklendi.
Annesinin yönlendirmesiyle Theodora, ablası Komito ve küçük kız kardeşi Anastasia bir araba yarışı öncesi hipodroma çıkarak yeşil tribünlerden kendilerine sahip çıkılması ve ölen babalarının üstlendiği ayı bakıcılığı görevinin annelerinin alelacele evlendiği yeni kocasına verilmesi için ricada bulundular. Sada, bu mevki için kendisinden yüklü bir rüşvet aldığı kişiyi atamaya karar veren Yeşillerin lideri Asterius'un yönlendirdiği tribünlerden üstlerine çürük sebze ve taşlar yağdı. Şimdi aşağılanan küçük kızlar gözyaşları içinde arenayı terk etmek üzereydiler ki hiç beklemedikleri bir şey oldu ve maviler aileye sahip çıkarak annelerinin yeni kocası olan adama mavilerin ahırının ayı bakıcılığı görevini verdiler. Bu olaydan sonra Theodora hayatı boyunca koyu bir mavi taraftarı olarak yaşadı ve gücünü ve nüfuzunu hep maviler lehine kullandı. Theodora Kinegion adı verilen tiyatroda sahneye çıkıyordu. Ahmet, iki numaralı görseli verebilir miyiz? Evet. Theodora Kinegion adı verilen tiyatroda sahneye çıkıyordu. Bizantiyon halkının antik tiyatro dediği Kinegion, yaklaşık 1000 yıl önce Megara'dan gelen kolonistlerin, yani bugünden 1000 yıl kadar önce değil, 6. yüzyılda yaşayan insanların yaşadığı dönemden 1000 yıl kadar önce Megara'dan gelen kolonistlerin kurduğu yarımadanın ucundaki antik kentin, yani Akropolis'in, Propontis'i yani Marmara Denizi'ni ve Boğaz'ı gören eteklerinde inşa edilmişti. Kabaca bugünkü Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunun sağ tarafındaki mutfak bölümünün altında kaldığını söyleyebiliriz Kinegion Tiyatrosu'nun. 6. yüzyılda artık antik kentten geriye pek bir şey kalmamıştı. Sağa sola dağılmış kimi sütun parçaları sayılmazsa üzerini büyük ölçüde yabani otlar, çalılıklar, ağaçlar filan kaplamıştı ama Kinegion hala ayaktaydı ve geceleri insanları kendine devam ediyordu. Theodora'nın onu tanıyanlar arasında bir lakabı vardı. Leda. Kuğu kılığına giren Zeus'un annesi Troyalı Helen'in öğüdünü dinlemeyip şehirde tek başına tanmaya giden Leda'ya tecavüzünün oynandığı oyunlarda Theodora, o da sırf yasalar zorunlu kıldığı için apış arasını örttüğü küçücük bir kumaş parçası dışında çıplak bir şekilde sığ bir havuz şeklinde yapılmış bir tekneye sırt üstü uzanıyor. Sahnenin iki tarafından fırlayan dansçı kızlar körpe kızın vücuduna ve apış arasına tahıl taneleri serpiştiriyor. Arkasından bir kas sürüsü sahneye doluşuyor. Önce Theodora'nın yanına düşen taneleri yiyen hayvanlar daha sonra yiyeceğin en bol olduğu yere zıplıyor ve Theodora'nın apış arasını gagalamaya başlıyordu. Tabii bu olağanüstü sahneyi izleyen seyirci de kahkahadan kırılıyordu bu arada. Zeus kazlara, Leda ise azgın bir fahişeye dönüştürülüyordu. Doğal olarak Justinian de romanın ana karakterlerinden biri. 3 numaralı görseli verebilir miyiz Ahmet? Justinian, daha sonra imparator olacak olan Justinian de romanın ana karakterlerinden biri. O da Balkanlardan gelen bir köylü çocuğu aslında. Tauresium'un bir dağ köyünden yürüyerek Bizans'a gelen amcası Justin'in sayesinde yükseliyor ve imparator oluyor. Triyolojinin ikinci kitabında daha da ön plana çıkacak olan efsanevi komutan Belisarius ve daha sonra Theodora'nın kankası olacak olan Antonina da romanda öne çıkan isimlerden. Şimdi Pornai'yi daha iyi anlamak için o dönemde İstanbul neye benziyordu, nasıl bir yerdi? Öncelikle buna biraz bakmakta yarar var. 4 numaralı görseli verebilir miyiz Ahmet? Evet, tarihi yarımadayı görüyoruz şu anda burada. Tabii bundan 1500 yıl önce de bir İstanbul Boğazı vardı ama iki tarafında neredeyse hiçbir evin olmadığı ya da çok az evin bulunduğu, çoğunlukla ormanlarla, yeşilliklerle çevrili bir İstanbul Boğazı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru akan masmavi bir su. Bir Kirisokeras vardı, yani altın boynuz, yani Haliç. Bir tarafında incir bağlarıyla, balıkçı lokantalarıyla ünlü Skai, yani Galata. Diğer yanında Konstantinopolis. Mısır'dan ya da başka diyarlardan gelen hububat yüklü gemilerin yanaştığı Neorion rıhtımı, yani Eminönü.
Bundan 1500 yıl önce bu şehirde forumlar vardı. Yani meydanlar. Avustion Forumu, Konstantin Forumu, Bovis Forumu gibi. Yani Ayasofya Meydanı, Çemberli Taş Meydanı, Aksaray Meydanı gibi. Nymphaeumlar vardı, yani çeşmeler, meydan çeşmeleri. Meze Caddesi kentin en ünlü, en hareketli caddesiydi. Kabaca bugünkü Divan Yolu Caddesi diyebiliriz. Şimdi üzerine on binlerce binanın yapıldığı kurumuş Bayrampaşa Deresi'nin olduğu yerde bir zamanlar şırıl şırıl akan bir Likus Irmağı vardı. Adnan Menderes döneminde üzerine asfalt döşenerek Vatan Caddesi haline getirildi. Meze Caddesi Bizans'ın ana arteriydi. Yani Divan Yolu Caddesi. Beş numaralı görseli verebilir miyiz Ahmet? Evet. Forum Augustion'dan başlayan Meze Caddesi'nin, yani Ayasofya Meydanı'ndan başlayan Meze Caddesi'nin sütunlarının ve kemerlerinin arkasında hemen her şeyin satıldığı dükkanlar vardı. Ahşap tabelaların üzerine yerleştirin, kendi elleriyle yazdıkları yazılarla ürünlerinin reklamını yapan parfümcüler, baharatçılar, gümüşçüler, sarraflar, kasaplar, yiyecek içecek ve giyecek satan dükkanlar ve mağazalar. Cadde daha sonra bodrum katında şehir hapishanesinin de bulunduğu, şimdi burada tekrar şeye 6 numaralı görseli alabilir miyiz Ahmet? Yakın, mezeyi yakın plandan göreceğiz şimdi. Evet, bu acaba biraz büyüyebilir mi? Çevireyim önce değil mi biraz? Şeye çevirebilir misin onu? Yatay yapabilir misin? Ha evet. Bu sefer de şey oldu, hepsini alamadı ama yatay yapabilir misin onu? Yapmaya çalışıyorum. Bu yatay yaptığım şey yok oldu. Yani bunu yapmıyor yatay. Demin yapmıştım halbuki. Dur bakayım şurası olabilir bir saniye. Ha tamam. Yazılı. Tamam şimdi biraz daha iyi. Şimdi oldu sanki. Ay evet şimdi daha iyi. Şimdi en sağda gördüğünüz yer Forum Augustion, yani Ayasofya Meydanı. Oradan başlıyor Meze Caddesi. uzayıp gidiyor. Ha ki şey, Bovis Forumu'na kadar, yani bugünkü Aksaray'a kadar. Aslında daha da surlara kadar uzuyor da şimdilik ilk bölümünü böyle adlandırabiliriz. Bodrum katında şehir hapishanesinin de bulunduğu valilik binası Praetorium'un yanından geçiyor Meze Caddesi. Daha sonra çoğunlukla Kürt dükkanlarının üstlendiği, ortasında Somaki taşından yapılmış Konstantin sütununun yükseldiği Forum Konstantin'e, yani bugünkü Çemberli Taş'a ulaşıyor. Daha sonra Köle Pazarı'nı ve Fırıncılar Çarşısı'nı geçiyor. Sonra Konstantinopolis Üniversitesi ile Konstantinopolis Üniversitesi Kapitolium'la domuz ve canlı hayvan pazarının karşılıklı birbirine baktığı Forum Theodosius'a geliyor. Yani bugünkü Beyazıt Meydanı'na geliyor. Oradan da sağ yanında Valens Su Kemeri'nin, sol yanında ise Likus Irmağı'nın bulunduğu Forum Bovis'e, yani bugünkü Aksaray'a ulaşıyordu. İnsanlar, 7 numaralı görseli görebilir miyiz Ahmet? Evet. Burada Forum Konstantin'in, yani bugünkü Çemberli Taş'ın o zamanki halinin hayali bir şeyi, illüstrasyonunu görüyorsunuz. İnsanlar genellikle Kürk tüccarlarının üstlendiği Forum Konstantin'deki sütunun dibinde ayaklarını uzatıp dinleniyor ya da bir şeyler yiyordu. Az ilerideki köle pazarını da köle olarak satılmak üzere getirilmiş 13-14 yaşındaki kız ve oğlan bedenlerini görmek isteyen meraklı kalabalığı dolduruyordu. Tekrar 4 numaralı görsele dönebilir miyiz Ahmet? Ben de bir su içeyim. Evet. Ahmet Bey, bu biraz sesi açmak mümkün değil mi acaba? Arkadaşımızın sesini, Naci Bey'in sesini. Sesim az mı geliyor? Evet, lütfen. Birazcık daha teşekkür ederim. Tamam, olur. Biraz daha şey yaklaşayım. Ahmet, şeye 4 numaralı görseli alabilir miyiz? Evet, Bovis Forumu'ndan sonra ise
Meze Caddesi'nin kalabalığı birdenbire bitiyordu. Caddenin bundan sonraki bölümü çok daha sakin ve sessiz oluyordu. Bizans Yüksek Sosyetesi'nin yaşadığı villaların, korulukların, üzüm bağlarının ve çiftlik evlerinin arasından süzülerek giden cadde burada çatal oluyor. Bir kolu Adrianopolis yani Edirne yolunun başlangıcı sayılan şehir kapısına doğru gidiyordu. Şehre girmeden önce nöbetçiler tarafından sorguya çekilen köylülerin sebze, meyve ve baharat yüklü at ve öküz katarları uzun kuyruklar oluşturuyordu bu kapıda. Mezenin diğer koluysa güneybatıya yöneliyor. Savaştan zaferle dönen komutanların şehre zafer girişi yaptığı altın kapıya uzanıyor. Oradan dışarı çıkarak kendini uzaklardaki Vardar Nehri'nin yanı sıra uzanan Egnatia yoluna dönüştürüyordu. Agustion Forumu yani bugünkü Ayasofya Meydanı şehrin kalbinin attığı yerdi. Ahmet 8 numaralı görseli alabilir miyiz? 8. Evet. Agustion Forumu yani Ayasofya Meydanı, bugünkü Ayasofya Meydanı şehrin kalbinin attığı yerdi. Sarayın, Senato binasının ve Ayasofya'nın çevrelediği meydanın batı tarafında imparatorluğun bütün yollarının sona erdiği noktayı gösteren milyon taşı vardı. Devlet memurları, gezginler, subaylar, sanatçılar, senatörler, seyyar satıcılar, dilenciler, başka diyarlardan haber getirenler, her sınıftan, her renkten insanlar geçiyordu her gün bu meydandan. Bir şekilde sarayda birileri tarafından kabul edilmeyi umman dilekçe sahipleri, yeni bir şey icat ettiğini düşünerek bunun üzerinden para kazanmayı ya da ödüllendirilmeyi umman sözde mucitler, şehir şehir gezerek vaaz veren din adamları, kuryeler, bir yerden bir yere haber taşıyan köleler filan. Bizantyon, şehrin adı yaklaşık 200 yıldan beri Konstantinopolis'te ama Hristiyanlıktan hala pek haz etmeyen ve Helen dönemini nostaljiyle anan entelektüeller ve bazı yaşlılar şehri hala Bizantyon diye adlandırmayı tercih ediyordu. Çok dilliydi, çok renkliydi, yaşam kaynıyordu. Her gün yüzlerce kişi saray yakınındaki bir panoya asılan ve son zamanlarda sık yaşanmaya başlanan yer sarsıntılarının nedenlerine, hangi mallardaki vergi oranlarının artıp hangilerinde düşürüldüğüne, örneğin Eylül ayında şehrin batı ucunda görülen kuyruklu yıldızın ne anlama geldiğine ya da sokak çetelerinin işlediği suçların nasıl cezalandırıldığına ilişkin haberleri okuyor. Hamamların kuytu köşelerindeki cinsel sapıklıklar, at yarışları için çıkan kavgalar, suçsuz insanları tutuklattırarak para kazanmaya çalışan ahlaksız muhbirler ya da ne bileyim rüşvet yiyerek karar veren yargıçlar hakkında ayaküstü dedikodusu yapıyordu. Her ne kadar surlardaki kapı görevlileri gireni çıkanı, özellikle girenleri baştan aşağı süzüyor, hallerinden şüphelendiklerini sorguya çekiyor, işsiz güçsüz serseri takımından olduğunu düşündüklerini içeri sokmadan geri gönderiyor duysa da şehre göç durdurulamıyordu. Justinian döneminde şehrin nüfusunun yarım milyonu geçtiğini hatta 700 binli rakamlara ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bundan 1500 yıl önce bu şehre hayatında ilk kez ayak basan biri, mavi ve yeşil sözcüklerinin burada farklı bir anlam taşıdığını hemen anlardı. Evet, o zamanlar bu şehrin kalbinde bir hipodrom vardı. 10 numaralı görseli alabilir miyiz Ahmet? On numara. Peki o demin atlı arabalı şey durabilir. Biraz önce bir at arabası. Tam burada durabilir. Evet. Burada kalabiliriz. Evet, o zamanlar bu şehrin kalbinde bir hipodrom vardı. İçinde araba yarışlarının yapıldığı, içine 60 bin kişiyi alan dev bir hipodrom. Denize bakan tarafında saray bölgesinin uzandığı,
üst sıralarından Propontis'in yani Marmara Denizi'nin ufkunun görülebildiği bu dev canavarın içinde Trakya'daki, Antiyokya'daki, Kapadokya'daki meralarda beslenerek yetiştirilmiş birinci sınıf atların çektiği arabaların sürüleri yarışıyordu. Ve tabii mavilerle yeşiller. Maviler ve yeşiller araba yarışı takımlarının ve onların taraftarlarının adıydı. Tıpkı bugünkü Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi ezeli bir rekabet vardı aralarında. Affedersiniz. Aslında kızıllar ve beyazlar da vardı ama sonraki yıllarda beyazlar mavilere, kızıllar da yeşillere katılarak kendilerini feshettiler. Çok sert, çok vahşi bir rekabet vardı mavilerle yeşiller arasında. Hatta zaman zaman binlerce kişinin öldürüldüğü, katliamlara varan bir düşmanlık. Öyle ki arkadaşlık, akrabalık ya da kardeşlik durumu bile bu düşmanlığın önüne geçemiyordu. Bunun nasıl bir düşmanlık olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vereyim. Şimdi tarihini hatırlamıyorum. Şehirde düzenlenen bir Mayıs festivali sırasında yeşiller bir tiyatroda pusuya düşürdükleri 3000 maviyi katlettiler. Normalde hipodromdaki yarışları izlemeye gitmeyen kadınlardan kimilerinin de nadiren de olsa bu fanatizmden payını aldığı görülebiliyordu. Mavilerle yeşiller her ne kadar araba yarışı takımlarının ve taraftarlarının adı olarak biliniyorduysa da arkadaşlar her şey yolunda mı? Evet, çok güzel. Tamam, sesim iyi geliyor, duyuluyor değil mi? Duyuluyor gayet iyi. Şimdi mavilerle yeşiller her ne kadar araba yarışı takımlarının ve taraftarlarının adı olarak biliniyorduysa da bunlar daha sonra politik birer fraksiyona, hatta çeteye dönüştüler. Bu serserilerden bazılarının suç işleyip de yakalandıklarında kolayca serbest bırakılmalarını sağlayacak babaları vardı. Zengin aile çocuklarıydı yani. En azından bazıları. Barbar dedikleri Hunlar gibi kafalarının üst kısmını tıraş ediyor. Kollarının omuzlara yakın olan bölümü geniş, bileğe doğru daralan ve böylece tribünlerde on binler halinde kollarını salladıklarında olduklarından daha kalabalık, daha iri yarı, daha etkileyici görünmelerini sağlayan gömlekler giyiyor. Sakalları, sarkık bıyıkları ve at kuyruğu yaptıkları saçlarıyla korkutucu bir görünüme sahip olmaya çalışıyorlardı. Pantolon giyiyorlardı mesela. O zamanlar normal insanlar tunik giyerdi. Gecenin karanlığı şehrin üstüne çöktüğünde iri kıyım çete yolu, karanlık bir sokağın bir köşesinde kusur arkadaşlarıyla girdikleri iddia üzerine o sokağa girme talihsizliğinde bulunan ilk kişiyi tek bir hançer darbesiyle öldürerek diğer çete elemanlarının ustalıklarını kanıtlamaya çalışıyor. Çoğunlukla da giyiminden zengin olduğunu anladıkları ve öldürdükleri kurbanlarının cebindeki parayı ve boynundaki altın kolyeyi alıp ortadan toz oluyorlardı. İmparatorlar yarışları özel bir locadan izliyordu. 12 numaralı görseli verebilir miyiz Ahmet? Evet. İmparatorlar yarışları özel bir locadan izliyordu. Katizma diyorlardı oraya. Bugünkü Sultanahmet Camii'nin olduğu yerde o zamanlar Bizans Sarayı vardı ve imparatorlar katizmaya, sarayı katizmaya bağlayan özel bir koridordan geçerek ulaşıyordu. Maviler katizmanın sağında, yeşiller de solunda oturuyordu. Yani katizmada oturanlara göre onların sağında, yeşiller de solunda oturuyordu. Hipodrom şehirdeki heyecanın merkeziydi. Sadece on binlerce fanatiğin çığlık çığlığa bağırıştığı araba yarışları nedeniyle değildi bu heyecan. Tahta oturan imparatorlar halkın karşısına burada çıkardı. Konsüllük kutlamaları burada yapılır, bayramlar burada kutlanırdı. Savaştan zaferle dönen komutanları imparatorlar burada karşılardı. Ayaklanmalar burada başlar, birileri halka burada imparator ilan edilirdi. Hipodrom, İmparatorlarla halkın ilişkide olabildiği tek yerdi. Halk imparatora istemlerini burada iletme olanağı bulurdu. Mesela İmparator Julian Antakya'daki hipodromda halkın karşısına çıktığında mısır fiyatlarındaki aşırı yükselişi protesto eden halkın tepkisiyle karşılaştı hipodromda, Antakya'daki hipodromda ve
o şey mısır fiyatlarını tekrar indirmek zorunda kaldı. Hipodromun altı bir labirent gibiydi. Atlar için yapılmış, sürücülerinin de girip çıkabildiği geniş ve ferah ahırların dışında, gösterilerde kullanılan çeşitli hayvanların kapalı tutulduğu bölümler, ayı bakıcıları, hayvan eğiticileri, resmi bahislerin oynandığı ahırdan bozma ofisler, yiyecek satıcıları, yarış aralarında kalabalığı eğlendiren dansçılar, tiyatrocular, kadın ve erkek fahişeler, falcılar, seks gücünü artırdığını iddia ettikleri şurupları satan şarlatanlar, dolandırıcılar ve tabii yan kesiciler. Bu şehirde hipodromun hemen arkasından başlayıp neredeyse sahile kadar inen bir sokak vardı. 13 numaralı görseli alabilir miyiz Ahmet? Onu da çevirebilir miyiz acaba? Çevireyim derken birden şey gitti. Şimdi halledeceğim. Okey. Şuradan olacak galiba. Aa, gene gitti aynı yerden. Şimdi oldu. Evet, şimdi oldu. Bravo. Evet, benim kitaba, romana adını veren sokağa göstermek için bu görseli koydum. Şimdi ortada büyük dev gibi hipodromu görüyorsunuz arkadaşlar. Onun hemen arkasında sahile doğru inen bir sokak var. Bir numara diye işaretlenmiş olması gerekiyor yanılmıyorsam şeyde, görselde. Ha evet, sanırım Ahmet şey yapıyor, yardımcı oluyor bana şu anda. Evet, evet, o sokak işte sahile kadar. O sokak, o sokağın adı Pornay Caddesi'ydi. İçinde meyhanelerin, tavernaların sıra sıra dizildiği, gece gündüz sarhoş kahkahalarının duyulduğu sokakta, halk oraya Pornay Caddesi diyordu, sık sık kavga çıkıyor. Arada bir gecenin bir yarısı bir sarhoş bıçaklanıyordu. Evde doyurulacak karınlardan birini eksiltmek için yoksul babalarının cüzi bir para karşılığında bir pezevenge sattığı taşralı kızlar, çalıştıkları tiyatronun korosunda şarkılar söylerken, onlardan bir parmak daha yukarıda sayılan dansçı kızlar, renkli ve yasaların izin verdiği kadar açık saçık giysileriyle seksi performanslar sergiliyordu. İşte bu sokak, yani Pornay romana kitabına, romana adını veren sokak, bu sokak. Bu sokağa Pornay sokağı deniyordu ve o sokaktaki tiyatrolarda, run koralarında şarkı söyleyen alt sınıf oyunculara da aynı zamanda Pornay adı veriliyordu. Çünkü onlar aynı zamanda fahişeliği de içine alan bir yaşam biçimi sürdürüyorlardı. Şehir halkının gözünde tiyatrolarda sahneye çıkan bütün aktrisler fahişeydi. 14 numaralı görseli alabilir miyiz Ahmet? Evet. Ölen bir aktris için dini ayin yapmayı reddeden papazlara kimse kızmıyordu. Gerçi en altta bir yerlerde sayılan ve oyundan sonra Pornay'ın kuytu köşelerinde kafaladıkları erkekleri müdavimi oldukları tavernanın üst katındaki odalara atan basit oyuncularla, yani Pornay'lerle, sadece soylu ve zengin erkeklerle takılan kortizanlar arasında büyük sınıf farkı vardı ama papazların ve dindar Hristiyanların gözünde hepsi birdi. Saygıdeğer bir kadın çarşıda pazarda bir aktrisle karşılaşacak olursa başını başka tarafa çeviriyordu. Evet, monofizitlerle diyofizitler arasındaki katliamlara varan çatışmalar da Pornay'ı damgasını vuran konulardan bir başkası. İsa'nın tanrısal doğasının insani doğasını içinde erittiğini, İsa'nın Tanrı olduğunu ve Meryem'in bir Theotokos, yani Tanrı doğuran olduğunu savunan ve Aleksandriye başta olmak üzere Doğu kiliselerinde güçlü olan monofizitlerle bunu söylemenin bir sapkınlık olduğunu, İsa'nın insani ve tanrısal olmak üzere birbirinden ayrılmaz iki doğası bulunduğunu düşünen ve Kalkedon, yani Kadıköy Konsili'nin kararlarını savunan diyofizitler arasında şehirde katliama varan büyük çatışmaların belki de en önemlisi
512 yılında İmparator Anastasius döneminde yaşandı ve şehirdeki monofizitlere karşı ciddi bir katliam gerçekleştirildi. Bana dönebiliriz istersen Ahmet artık. Evet, burada da kalabilir. 512 yılında... Bu olmadı mı? Başka fotoğrafa mı geçeyim? Burada kalabilir. Son bir görselimiz kaldı. Tamam. Bu görsel iyi. Burada kalabilir. Okey. 512 yılında bir pazar günü Ayasofya'da yapılan bir ayin sırasında Trisagion, yani üç kez kutsal ilahisi, ilahiyi geleneksel sözleriyle söylemek isteyen ve çoğunluğu oluşturan cemaatle İmparator Anastasius'un isteği doğrultusunda ilahinin sözlerini revize ederek söyleyenler arasında başlayan gerilim önce itişip kakışmayla başladı. Ardından Augustion Forumunda, yani Ayasofya Meydanı'nda yumrukların, sopaların ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya, onun ardından da İmparator Anastasius'a karşı bir ayaklanmaya dönüştü. İmparator Anastasius, şimdi 16 numaralı görseli alabiliriz Ahmet. 16. Evet. Oldukça yaşlı bir adam olmasına rağmen oldukça yakışıklı bir herifmiş. İmparator Anastasius katı bir monofizit olsa ve şehirde azınlıkta olan monofizitleri korusa da Konstantinopolis'te Kalkedoncular çoğunluktaydı. Bu arada Kalkedoncu ne, arkadaşlar bir şey anlaşılmayan bir şey varsa lütfen araya girebilirsiniz, sözümü kesebilirsiniz. Kalkedonculardan kastım şu, şimdi nasıl söyleyeyim, şimdi bu monofizit diofizit tartışması yeterince açık mı, onu anlatabildim mi acaba? Sen yani, anlatıyorsun yani, bilenler anlıyor ama hani henüz detaylı bir şey vermedin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi monofizitler esas olarak İsa'nın tanrısal doğasının insani doğasını içinde erittiğini, İsa'nın tanrı olduğunu, çarmıha gerilenin de, çarmıhtaki gerilen kişinin de insan olan İsa değil, tanrı olan İsa olduğunu, Meryem'in de Theotokos, yani tanrı doğuran olduğunu savunuyorlar. Buna karşılık çoğunluktaki ortodokslar ya da diofizitler ise bu bir sapkınlıktır diyorlar ve şey diyorlar, yani insan, İsa'nın insani doğasıyla tanrısal doğası birbirinden ayrılmaz, iki ayrı doğası vardır. Bunlar birbirinden ayrılamaz, iki doğalıdır İsa. İsa tanrı değildir. Bu nedenle bu sapıklıktır, sapkınlıktır diye buna karşı çıkıyorlar. Şimdi bu tartışma yüzyıllar boyu sürdü. Efesos Konsili'nde monofizitler aslında biraz üstünlüğü sağladılar gibi Efesos Konsili'nde. Çünkü Efesos Konsili'nde Nestorius'un, İsa'nın basbaya etten kemikten yapılmış bir insan olduğunu savunan Nestorius'un görüşleri mahkum edilince monofizitler orada ciddi bir zafer kazandılar. Fakat Efesos Konsili'nin çubuğu biraz İsa'nın tanrısal doğasına fazla büktüğünün farkına varan Bizans devlet aklı yıllar sonra Kadıköy'de, yani Kalkedon'da bir konsil daha topladı. 451 yılında Kalkedon Konsili toplandı. Fakat burada aslında dinsel olarak daha doğru olanın değil de politik olarak daha kazançlı görülenin kazandığı bir zirveye dönüştü o. Bir sürü saray, kilise papazları, saray entrikacıları, şunları bunlar hepsi cirit atıyordu konsilin içinde. Kadıköy Konsili'nden söz ediyorum. Kalkedon Konsili'nde. Kalkedon Konsili'nde monofizitler mahkum edildi. Sapkınlıkla suçlandı. Din dışı olmakla suçlandılar ve aforoz edildiler. Yani monofizitler Kadıköy Kalkedon Konsili'nin kararlarına karşı çıkanlar, Kalkedoncularsa, Ortodokslar, diofizitlerse Kalkedon kararlarını savunanlar oluyor bu durumda. Onlar çoğunluğu oluşturuyorlar. Resmi Hristiyanlık. Dolayısıyla Konstantinopolis'te de Kalkedoncular çoğunluktaydı. Ve Prokotoi'nin, yani bugünkü Cankurtaran semtinin ve Samatya'nın dar sokakları öldürülen monofizitlerin cesetleriyle doldu bu ayaklanma sırasında. Ayaklanan Ortodoks fanatikler şehrin her yerinde komşularının monofizit diye gammazladığı insanları öldürdü, evlerini ateşe verdi. Bu ayaklanmada tahta kocası Areobindus'u geçirmek isteyen ve soylu bir aileden gelen Juliana Anikia'nın satın aldığı yeşillerin lideri Asterius da önemli bir rol oynadı.
Ama Monofizitlerin koruyucusu Anastasius 9 Temmuz 518 gecesi öldü. O gece muktedirler arasında yaşanan ve senatörlere, muhafız komutanlarına ve mavi ve yeşil fraksiyonların liderlerine rüşvet vermeyi de içeren iktidar mücadelesini bugün kullandığımız bir terimle tanımlamanın pek bir sakıncası yok. Bir darbeyle tahtı ele geçiren Justin kazandı. Evet, zor olacak. Bütün sezon çok zor oynadık ve bunu da gösteriyoruz. Sert oynadık. Soruyu anlayamadım. Daha önce soru yok. O yanlışlıkla mikrofonu açıldı. Bir şeyler söyledi, tamam, kapattım. Tamam. Okey, tamam. Ben de aslında şüphelendim de soru mu değil mi? Evet. Justin kazandı. Yani Justinian'in amcası Justin. Justin'in doğru düz okuma yazması bile yoktu. Yeğeninin, yani Justinian'in hazırladığı kararnameleri nasıl imzalayacağını bilemediği için yardımcılarından birinin hazırladığı, üzerinde adının baş harflerinin bulunduğu bir mührü basmaya çalışan bir imparatordu. Ağzına attığı meyvelerin çekirdeklerini her zaman yanında bulunan bir hizmetçinin uzattığı kupanın içine tüküren bir imparator. Justin Kalkedon yanlısıydı ve ilk işi Anastasius gibi Monofizitlere hoşgörüyle yaklaşan Amantius'u, başmabeyinci Amantius'u ortadan kaldırmak oldu. Daha sonra da şehirde ve imparatorluğun diğer yörelerinde Monofizitlere karşı büyük bir baskı ve sindirme politikası hayata geçirildi. Monofizit rahipler manastırlardan ve kiliselerden kovuldu. Justin'in iktidarıyla birlikte şehirde faili meçhul cinayetlerin sayısı arttı. Öldürülenlerin hemen hepsi Monofizitti. Şehirde tam bir korku havası hakim oldu. İnsanlar Monofizit olarak damgalanmamak için işlenen cinayetleri yetkililere bildirmeye, şikayette bulunmaya cesaret edemiyordu. Bu cinayetleri işleyenlerden kimse yakalanmadı ve cezalandırılmadı. Herkes katillere işleyecekleri cinayetler nedeniyle cezalandırılmayacakları konusunda yukarılardan bir yerlerden güvence verildiğinden emindi. Hangi mevkide olurlarsa olsunlar Monofizitler, hatta Monofizit olmadıkları halde kişisel husumetleri bulunan insanlar tarafından Monofizit olarak ihbar edildikleri için canlarını tehlikede görenler şehirden kaçmaya başladı. Hristiyanlık çoktan resmi din olmuştu. Bu arada biraz da paganizme değineyim. Hristiyanlık çoktan resmi din olmuştu ama yine de dini bütün Hristiyanlar şehirde ve tabii başka şehirlerde de paganizmin kökünü kazıyamamış olmaktan ötürü biraz kızgındılar. Paganizm resmen yasaklanmış olsa da her yerde varlığını sürdürüyordu. Özellikle de geçmişin entelektüel geleneklerini nostaljiyle birlikte anan yukarı sınıftan eğitimliler arasında. Aleksandriya'daki okullarda olsun, Atina'daki okullarda olsun neoplatoncu felsefe öğretiliyordu. Hatta bazıları için tümüyle paganizmden beslenen klasik kültüre sahip olmak eğitimli bir insan olmanın ölçütü sayılıyordu. Tiyatrolarda hala eski pagan mitleri popüler temalar için ana kaynak olmaya devam ediyordu. Sokakta zaman zaman dindar birilerinin cehennem ateşinde yanacaklarını yüzlerine haykırdığı aktörler ve aktrisler tiyatrolarda rahip ve rahibeleri taklit ederek seyirciyi güldürüyordu. Papazlar ne kadar aktörleri, aktrisleri, araba yarışçılarını şeytana hizmet eden insanlar olarak nitelese de ve tiyatroyu ve bu türden eğlenceleri lanetlese de sokaktakiler tiyatroyu da araba yarışlarını da seviyordu. Aslında sarayda ayrıcalıklı elitler de onların varlığından memnundu. Egemenler kalabalıklara oyalanacakları bir şeyler vermeleri gerektiğinin farkındaydılar. Ayrıca saraydakiler şeytanın diyarındaki bu aktör ve aktris tayfasının hiç de hafif sayılamayacak tutarlardaki vergileri üstelik düzenli olarak ödemelerinden de fazlasıyla hoşnuttu. Aslında bakılırsa bütün bunlar bir paganı dövünce ya da bir Yahudi'ye ait olduğunu bildikleri bir dükkanı yağmalayınca cennete gideceğini zanneden iri pazulu mavi ve yeşil serserileri saymazsak kimsenin pek de umurunda değildi. Sonuç olarak arkadaşlar Pornai
Theodora, Justinian, Antonina, Belisarius gibi karakterlerin çevresinde gelişen olayları, maviler ve yeşilleri, iktidar mücadelelerini, bu iktidar mücadelelerinde mavilerin ve yeşillerin nasıl bir rol oynadığını ve 6. yüzyıl İstanbul'undaki günlük yaşamı anlattığı kadar odağında İsa'nın doğasına ilişkin tartışmaların yer aldığı monofizitlerle diofizitler arasındaki çatışmaları da anlatıyor. Bence soluksuz okunacak bir roman. Yani son derece sürükleyici bir roman olduğunu düşünüyorum. Şimdilik benim kitap hakkında, kitabın neden bahsettiği hakkında konuşacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bunlardan ibaret. Eğer sorusu olan arkadaşlar varsa cevaplayabiliriz ya da sohbet şeklinde de devam edebiliriz. Evet Naci'cim, bir kere çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kitabın tarihsel altyapısını sen bize vermek suretiyle hakikaten ne kadar eğlenceli, ne kadar hareketli, ne kadar önemli bir dönem üzerinde geçtiğini de anlatmış oldum. Umarım herkes kitabın olası kurgusu ve hikayesi üzerinde bir fikir sahibi de olmuştur. Yani insanda çok güzel bir merak da uyandırıyor. Sana hani muhakkak soru soracak olanlar vardır. Ben onlar sorularını hazırlarken akıllarına soru gelenler yazsınlar sohbet bölümüne. Sen hani neden böyle bir dönemi seçtin? Neydi? Yani tamam dönem güzel şudur ama kişisel olarak özel bir ilgin var o döneme veya Bizans'a, hani neden Bizans üzerine yazmayı tercih ettin? Hani bize biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Sanırım erken, geç antik çağ daha hoşuma gidiyor. Daha çok seviyorum. Yani duygusal bir nedeni de var bunun. Geç antik çağ. Hala paganların varlıklarını sürdürmeye devam ettiği, Hristiyanlığın resmi bir din olduğu, çoğunluğun Hristiyan olduğu ama hala paganizmin can çekişmekle birlikte varlığını sürdüre geldiği, hatta pagan kültürünün Hristiyanlarda bile varlığını sürdürmeye devam ede geldiği o ilk dönemler çok daha hoşuma gidiyor. Onu, duygusal bir sebebi de var bunun zannedersem. Bir başkası, ilk başta söylediğim gibi aslında her şey o Tessa Corber'in İmparatoriçe adlı romanını okumamla başladı. O kitap beni gerçekten büyülemişti. Daha sonra Theodora'nın hayatını anlatan diğer romanlar ve araştırma inceleme kitaplarıyla devam ettim. Şimdi bu konu, yani bu dönem sadece benim ilgimi çeken bir dönem değil. Çünkü Theodora konusunda bütün dünyada, Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da o kadar çok roman ve kitap yazıldı ki bu kadının hakkında. Herhalde bu sadece 6. yüzyılla ilgilendikleri için değil, biraz da Theodora'nın sayesinde onun lokomotif görevi gördüğü bir dönemi yansıttığı için olsa gerek bizim onun çekim alanına girmemize neden oldu. Bir başkası Belisarius karakteri. Benim çok inanılmaz bulduğum bir karakter. Bu ilk romanda biraz yer alıyor ama ikinci romanda daha fazla ön plana çıkacak Belisarius karakteri. Sanıyorum bu tür sebepler söyleyebilirim. Yani özel olarak duygusal sebepler daha fazla öne çıktı. Öyle düşünüyorum. Tamam. Şimdi bir iki tane soru geldi bu meyanda. Ben de bu şekilde bir soru soracaktım ama önce o arkadaşlar ne demiş ona bakalım. Şimdi Gönül Ekşi ilan demiş ki hocam diyor adlarını söylemeseniz işte FETÖ'cülerin adı altında ülkede bugün yapılanları anlatıyorsunuz sanacağız demiş. Tam soru olmamış ama hani böyle bir şey aklına geldi mi? Böyle bir düşünce, mesaj var mı? Nasıl bir bağlantı kurmuş arkadaş bilmiyorum ama her zaman bu bağlantıyı her dönemde kurmak mümkün. Politik çekişmeler sırasında böyle şeyler, bu benzerlikleri kurmak mümkün. Ama benim aklıma gelmedi doğrusu. Peki bir soru daha var, onu da sorduktan sonra ben aklımdakini sana soracağım. Diyor ki kitabı e-kitap olarak indirebiliyor muyuz? Öyle bir opsiyonumuz olacak mı yoksa sadece fiziksel olarak mı alacağız demiş. Şimdi arkadaşlar burada bu kitapla ilgili birkaç projem var.
Öncelikle bu kitabın fiziki basımı gerçekleştirildi şimdi. Şu anda sadece internet satış portallarında satılıyor. Hala mağazalara bile tam gelmiş değil. O sizin satış rakamlarınıza sizin yansıtacağınız satış rakamlarına bağlı olarak mağazalardaki raflarda yerini alacak. Daha sonra ikinci aşamada bunu e-kitap olarak da düzenleyeceğiz. Hem fiziki hem de e-kitap olarak çıkaracağız. Ve ayrıca İngilizceye çevrilecek ve Amazon'da hem e-kitap hem de fiziki kitap olarak satışa çıkacak. Tamam, böylece her şekilde kitabı... Bu arada ayrıca bir sesli kitap olarak da çıkacak. Onun seslendirmesini de ben yapacağım. O zaman daha da güzel olur. Şimdi bir soru daha geldi bu arada Ömer Özdemir'den. Yeşiller alt tabakalardan diyor. Maviler de eğitimli üst tabakalardan oluşuyorsa. Şimdi burada oluşuyorsa var. Sen buna okey veya değil dersin. Yeşillerin çok daha kalabalık olmaları beklenmez mi diye soru gelmiş. Şimdi buna eğer bütün... alt sınıflar kendi sınıfsal bilinçlerinin sınıfsal bilince sahip olabilselerdi bugün AKP iktidarda olmazdı herhalde. Genellikle halk tabakaları çok daha fazla dindar partilere, sağcı partilere daha fazla yönelir. Şimdi yeşillerin daha fazla biraz daha halktan halk tabakalarını yansıttığı görüşü ağırlıkla hakim, doğru. Maviler mesela daha lüks semtlerde yaşıyordu. Yeşiller biraz daha varoşlarda yaşıyorlardı. Bu da doğru. Yeşillere destek daha çok entelektüellerden, hatta monofizitlerden daha çok destek geliyordu. Maviler daha çok resmi düzeyde korunuyordu. Devletli Hristiyan. Maviler mesela daha fazla diyofizit görüşleri savunuyordu. Kalkedoncu sayısı maviler arasında çok daha fazlaydı. Monofizit sayısı yeşiller arasında çok daha fazlaydı. Ama bu tümüyle siyah beyaz şeklinde ayrılamıyor. Çünkü yeşiller arasında da bir diyofizite, maviler arasında da bir monofizite rastlanabiliyordu. Evet, yeşillerin daha çok halk tabakalarını yansıttığını söyleyebiliriz ama halk kitlelerinin kimi destekleyeceği sorusunun cevabı maalesef bu olmuyor işte her zaman. Şimdi Naci'cim, ben de nacizane bir şey eklemek isterim buna. Ne düşünürsün bilmiyorum. Şimdi bu yeşillerden ziyade tabii alt tabakalar dediğimizde bu alt tabakalar bir de sermayeye veyahut da paraya sahip olan, hani burada maviler olarak ismi geçen insanlardan nemalanıyorlarsa onlar yeşiller tarafında yer almıyorlar zaten. Maviler tarafında yer alıyorlar. Böylece mavilerin nüfusu da hiç de azımsanacak kadar değil. Bunun örneklerini aslında soruya ilk verdiğin cevap cümlesi çok güzeldi bence. Yani eğer böyle olsaydı bugünkü iktidar %50'yi yani yanına çekemez. Yani işçi sınıfının, emekçi sınıfların büyük çoğunluğunun işte sağcı ve sermaye yanlısı partilere daha çok oy vermesi neyse, tarihte de bu davranış biçimlerinin benzerlerine rastlanmıştır. Dolayısıyla maalesef insanların nesnel konumlarıyla siyasal tercihleri, yönelimleri aynı olmuyor. Ama maviler ve yeşiller konusunun politik bir boyutu var. Ben o konuya çok fazla girmek istemedim. Ta 4. yüzyıla kadar giden yani resmi Hristiyanlığın imparatorun Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak nitelenmesinden yana olan resmi Hristiyanlığa da soğuk bakıyordu monofizitizm bir anlamda. Bu nedenle monofizitizmin biraz daha baskı gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü resmi Hristiyanlık daha çok imparatoru Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmekten yanadır. Mevcut düzenin, egemenlerin istediği düzenin devam edebilmesi için Tanrı olan İsa'ya da ihtiyaç vardır. Pardon, insan olan İsa'ya da ihtiyaç vardır. Bu biraz karmaşık bir konu. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama maviler ve yeşiller arasındaki ayrımda biraz hafif de bunun rengini, mavilerin ve yeşillerin bu konuda renklerini bu siyasete çaldıklarını da söyleyebiliriz, evet. Şimdi bakalım neler var. Ekrem Atina okulunun kapatılması. Soru geldi. Pornais, pornografi sözcüğüyle ilgili bir soru geldi demin. Şimdi, arada bir soru vardı. Onu söyleyecektim ama izin verirsen.
sırayla gidiyordum ben çünkü. Pardon, Atina okulunu... Sen merak etme. Onların hepsini yakalamaya çalışıyoruz. Atina okulunun kapatılması sonucu filozofların İstanbul'dan kaçıp Suriye, Mısır'a gitmeleri İslam filozoflarını doğurmuştur denir. Bu konuda ne söylersiniz? Ekrem Yener bu konuda ahkam kesmek benim haddime değil. Yani böyle bir etkileşimin olması ihtimali çok büyük. Neoplatoncu okul Justinian döneminde kapatıldı. Laik okulları Justinian daha sonra iktidara geldikten bir süre sonra kapattı. Ve bu insanların o yörelere gitmesi, daha özgür çalışma olanaklarını bulabilmesi... hem kendi renklerini İslam şeylerine çalmasına neden olmuş olabilir, hem de ayrıca o yörelerdeki insanların onlardan etkilenmesine, karşılıklı etkileşimin olması ihtimali mümkündür. Vardır, mümkündür. Ancak bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Hemen onun altında da senin herhalde okuduğun pornografi etimolojik olarak pornai'den doğmuştur diyebilir miyiz? Böyle bir iddia var. Sadece dilsel olarak böyle bir ihtimal, büyük bir ihtimal. Çünkü o sokağa Pornai Sokağı denmesi ve oradaki o alt sınıf tiyatro oyuncularına da Pornai adı verilmesi boşuna değil. Yani batıdaki porno sözcüğünün bu sokaktan çıktığına dair iddialar da var. Ancak bu kanıtlanmış bir iddia değil. Ancak dilsel olarak bir akrabalık olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet, bence bağlantı vardır etimolojik olarak. Bir de bir şey eklenmek istenmiş İbrahim Hızalan tarafından. Maviler ve yeşiller dışında kırmızılar ruhsati ve beyazlar da var albati diye. Acaba onlar da bu dağılımda rol oynamış olabilir mi? Önceleri kızıllar ve beyazlar da vardı, ancak daha sonraki, yani maviler ve yeşiller kadar güçlü değillerdi. Daha sonraki yıllarda süreç içerisinde beyazlar mavilere, kızıllar da yeşillere katılarak kendilerini feshettiler. Yok oldular. Şimdi devamında da başka bir soruyla devam etmiş İbrahim abi. Bugünkü Hristiyanlıkta Katolik, Ortodoks, Protestan herkes diofizit inançta demiş. Ermeniler, Süryaniler ve Koplar monofizit inançta. Nestoriler de radikal diofizit anlayışta diyebilir miyiz? Daha çok buna yakınlar. Ama dediğim gibi bu konularda kesin laflar, ben bir din uzmanı değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak bu konu, ben de kabaca böyle bir şey, bu görüşe yakınım. Yani kabaca bunun daha doğru, daha sayısal olarak daha fazla olduğunu, bu yönde olduğunu ben de düşünüyorum. Ancak ayrıntıları konusunda söz söyleme yetkili görmüyorum kendimi. Yetkinlikte görmüyorum kendimi. Evet, başka soru görmüyorum burada ben. Genel bir, ben bir soru sormak istiyordum. Ne düşüncen nedir? Belki arada söyledin, ben kaçırmış da olabilirim. Eğer kaçırdıysam kusuruma bakma. Hani Nika isyanını şekilsel olarak bir şekilde hani anlatıyoruz, ediyoruz falan da. Nika isyanı gibi çok büyük bir isyan, hele ki Justinianus gibi altın çağın yaşandığı bir dönem olarak kabul edilir. O dönemde böyle patlak veriyorsa, hani bunun daha böyle önemli sebepleri olmalı herhalde. Yani sadece evet, hipodromdaki bir anlaşmazlık, yok efendim hakemin bilmem ne yapması, yok işte mavilerle yeşillerden bir iki kişinin suçlu görülmesi falan filan gibisinden değil de, acaba genel ekonomik bir perspektifte baktığımızda veya böyle sınıflar üzerinden okuduğumuzda olayı, hani sen ne görüyorsun? Şimdi ben Nika konusunda çok ayrıntılı bir yazı yazmıştım bundan birkaç yıl önce. Şimdi Nika'nın sınıfsal arka planıyla birlikte Nika ayaklanmasını yeniden hazırlamak istiyorum. Şey olarak, belki sesli olarak, belki yazıyla. Ancak özetle birkaç şey söyleyeyim sen sorduğun için. Evet, olayın bir sınıfsal nedenleri vardı. Yani görünüşe göre isyan, ikisi yeşil, biri mavi, üç suçludan
ikisinin idam edilememesi, idam onların affedilmesi taleplerine Justinian'in cevap vermemesi nedeniyle çıkmış gibi görünüyorsa da Nika isyanını hazırlayan çok sayıda sosyopolitik nedenler var. Yani her şeyden önce bir kere altın çağı yakıştırması, kimin yakıştırması, kime göre altın çağı? Yani Justinian dönemi köylünün yoksulluktan elindeki en küçücük toprağı bile bırakıp Konstantinopolis'e göçmek zorunda bırakıldığı bir zaman. Yani yüz binlerce insan elindeki küçücük toprağı, vergisini ödeyemediği toprağını bırakıp Konstantinopolis'e yığılmaya başladılar. Gece Konstantinopolis'in nüfusu 700 binlere ulaştı. Kapadokyalı Yuhannes, maliyenin başındaki adamın halkı soyup soğana çevirmesi, Tribonian adındaki vergilerin başındaki adamın rüşvetsiz hiçbir iş görmemesi, birçok insanın işini kaybetmesi, birçok insanın yerini yurdunu terk edip Konstantinopolis'e, işsizlerin Konstantinopolis'e yığılması. Yani Nika isyanı başladığında çoğu daha 20 yaşına basmamış, işsiz, güçsüz on binlerce gençle doluydu İstanbul. Yani herkes burnundan soluyordu. Açlık, yoksulluk, sefalet her yerde baş göstermişti. Fakat bunun Justinian'ın ise amacı başkaydı, hayalleri başkaydı, ütopyası başkaydı. O Büyük Roma İmparatorluğu'nu canlandırma hedefinin peşindeydi. Şimdi bu tür şeyler Marksist bir analizle baktığımız zaman aslında şunu fark ederiz. Aristokrasi, yani büyük toprak sahipleri güçlü devletten haz etmezler. Çünkü aristokratlar, çünkü güçlü devlet demek zırt pıt savaş için asker toplayan devlet demektir. Güçlü devlet demek herkesin tepesine binip vergi toplayan devlet demektir. Ve güçlü devlet demek aristokratlardan savaş zamanında gelip şeyi kendisine asker sağlaması, topraklarında çalıştırdığı serflerden bir kısmını asker olarak kendisine vermesini istemesi demektir. Onun gelirlerinin bir kısmına el koyması demektir vesaire. Dolayısıyla feodal dönemde aristokratlar, büyük toprak sahipleri güçlü devletten haz etmezler, hoşlanmazlar. Oysa buna karşılık Justinian, ta Büyük Konstantin döneminden beri imparatorlar kutsal, büyük kutsal devletten yanadırlar. Büyük güçlü devletten yanadırlar. Mesela Anadolu köylüsü Roma döneminde daha müreffeh, daha kendi yağıyla kavrulduğu, çok da yoksulluk, açlık yoksulluk çekmediği bir şey yaşıyordu. Ama daha sonra büyük ve güçlü devlet, Roma devleti güçlendikçe, merkezi devlet güçlenmeye başladıkça, onlardan vergi toplamaya başladıkça, onlardan asker toplamaya başladıkça, halk bürokrasiye, askeriyeye, devlete yabancılaşmaya, hatta kiliseye yabancılaşmaya başladı ve aralarındaki uçurum arttı. Bu Nika ayaklanmasında kendisini şu şekilde kendini gösterdi. Justinian Büyük Roma hayalleri peşindeydi ve bu nedenle zırh pırt savaşa, sefere gitmek zorundaydı. Bunun için de vergi toplamak zorundaydı. Vergi toplaması demek de birçok kişinin canının yanması demekti. İşte bu yüzden sadece yoksullar değil, zenginlerin de canı çok yandı. Onlardan da çünkü çok vergi toplandı. Birçok insan işini kaybetti. Köylüler vergisini ödeyemedikleri topraklarını bıraktılar ve büyük şehre göç ettiler. Yani burada Justinian'ın amaçlarıyla izlenen ekonomik ve siyasal politikayla doğrudan bağlantısı var şeyin, Nika ayaklanmasının. Peki, çok sağ olasın. Bu arka planı bence çok güzel çizdin, insanların önüne sundun. Şimdi bir tane soru var. Prokopius'la ilgili pek konuşmadık tabii. Biliyorsun onun bir bilinen, bir de gizli tarihi var. Soru onunla ilgili. Ekrem Yener sormuş. Prokopius'un Bizans'ın gizli tarihi sanırım en önemli referans kitabı. Peki biz bu kitabın içeriğini, yazdıklarını %100 doğru olarak almalı mıyız? Birincil kaynak kitap mıdır? Şimdi Prokopius yüzyıllar boyu tartışma konusu oldu. Bir kısım insan dedi ki bu adam Theodora'ya ve Justinian'a duyduğu nefret nedeniyle aşırı abartmış ve kitabın genel çerçevesini de bu nefret belirlemiş.
diye düşündü. Hala da öyle düşünenler var. Fakat çoğunlukla Prokopius'un söylediklerinin doğru olduğu kanıtlandı. Belki bazen bazı yerlerde abartılı olabilir ama bazı yerlerde de kendi kişisel görüşlerimde yanlışlıklar olabilir ama önemli ölçüde doğruları yansıttığını ben düşünüyorum şahsen. Çünkü şeyle örtüşüyor bu. Gerek Nikola ayaklanmasına giden süreçte insanların yaşadığı, başka tarihçilerin anlattıkları, gerekse Prokopius'un anlattıkları bazı yerlerde örtüşüyor. Ve bu nedenle ben Prokopius'un çok doğruları, yani halkı Justinian döneminde halkın nasıl soyulup soğana çevrildiğinin anlatıldığını düşünüyorum. Mavilerden olmanın nasıl büyük bir ayrıcalık getirdiğini, mahkemelerin nasıl mavilerden yana devamlı karar vermek zorunda olduğunu, aksi yönde karar vermeye cesaret edecek bir jüri üyesinin başına neler gelebileceğini, Justinian'in kimlerin mallarına, mülklerine istimlak ettiğini, kafasına göre hak yasaları da buna göre düzenleyerek bazı insanların mallarına, mülklerine nasıl el konulduğunu filan anlatıyor. Ben bunların büyük ölçüde gerçek olduğunu düşünüyorum. Ancak uzak geçmişte yaşananlar hakkında belli hükümlerde bulunabilmek için iki kez düşünmemiz gerektiğinin fazlasıyla farkındayım. Çünkü spekülasyonlarla örülü bir patikada yürüyorsunuz. Ancak gerek hani Prokopius'un yazdıklarını başka tarihçilerin yazdıklarıyla çapraz sorgulama yaparak, test ederek, gerekse yaşanan olayları onun süzgecinden geçirerek bazı şeylerin doğruluğuna kendimizin karar vermekten başka çaremiz yok. Benim kişisel görüşüm Prokopius'un anlattıklarında doğruluk payının oldukça yüksek olduğu yönünde. Eyvallah abicim. Tabii bugünle bağlantı kuran arkadaşlarımız da var. Hani o günkü durum ve bugünkü durum olarak vardır ama bunlara çok bence girmeye gerek yok. Bir de benim sana yani fikrini sormak istediğim bir şey var. Şimdi bu Nika isyanında olsun. 404'te bu Hrizostomos sürülünce çıkan isyanda olsun. Yanan İlk bina Ayasofya oluyor. Şimdi Ayasofya dini açıdan çok önemli bir bina olabilir belki ama şimdi bana sorarsan Ayasofya aslında siyasi bir yapıdır. Yani imparatoru ve onun gücünü ve imparatorun hem somutun hem soyutun başında olduğunu gösteren devasa bir eser. Ve isyan çıktığında imparatora karşıysa veyahut da imparatoriçeye falan benim kanımca adeta imparator ve imparatoriçe yakılmışçasına Ayasofya yakılıyor. Böyle biraz görüyorum, böyle şeyler de okumuştum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence Nika ayaklanması mavi ve yeşil, bir avuç mavi ve yeşil serserinin başlattığı bir ayaklanma değildi. Yani o basbayağı bir emekçi ayaklanmasıydı. Her ne kadar tarihçilerin çoğu bu konuyu mavi ve yeşil serserilerin, evet doğru, vandalizm vardı, acımasızlık vardı, Samson Hastanesi'nde yaktılar, hastaları yaktılar, serseriler vardı içlerinde binlerce, doğru. Fakat özünde o ayaklanma bir emekçi ayaklanmasıydı. Fakat Nika ayaklanmasının bu kadar büyük, 24 saat, 48 saat gibi çok kısa bir süre içerisinde olağanüstü büyük ölçüde bir kalabalıklara ulaşmasının bir nedeni de şuydu. Şimdi 13 Ocak 532 tarihinde patlak verdi ayaklanma, biliyorsun. 13 Ocak 532 Salı günü. O sırada yılbaşı nedeniyle, bayram nedeniyle başka şehirlerden, köylerden, kasabalardan Konstantinopolis'e akrabalarını ziyarete gelmiş on binlerce insan vardı. Ve onlar bir süre zaten köylerde de hayat berbattı. Çok kötü oluyordu. Ve Konstantinopolis o sırada akraba ziyaretine gelmiş olan on binlerce köylü, kasabalı da Konstantinopolisli olmayan ve fakat canı yanmış köylü ve kasabalı da bu isyana, o hazır orada isyan kopar kopmaz onlar da buna hemen katıldılar. Bir ikincisi, Nika isyanının bir özelliği de başka ayaklanmalarda görülmeyen ölçüde kadınların içinde yer aldığı bir ayaklanma olması. Çok büyük ölçüde kadın sayısı olağanüstü büyük ölçüde. Bu da şunu gösteriyor.
kadınların at arabası yarışlarıyla şunlarla bunlarla pek bir alakası yok zaten. Yani o erkeklerin işiydi orada. Dolayısıyla o mavi yeşil fanatizmiyle onların bir alakası yok. Belki binde bir kadından olabilir ama genellikle yoklar. Dolayısıyla burada kadınların içinde yer aldığı bir şey kesinlikle emekçi ayaklanmasıdır. Çünkü canları yandı ve açlar, yoksullar, soyulup soğana çevrildiler. Şimdi burada senin dediğine geliyoruz. Orada Ayasofya'nın yakılmasını da ben bir öfkenin rejime karşı isyana dönüştüğü için bu ve Ayasofya'da rejimin simgelerinden biri olarak görüldüğü için Ayasofya'nın yakılmasını simgesel bir olay olarak görüyorum. Ancak burada her şey iç içe giriyor. Yani vandalizm mesela arada Ayayırı'nı de sıçradı. Samsun Hastanesi'ni de yaktılar mesela arada şeyi tutuştu. Tam olarak şeyi bilmiyorum. Şimdi Ayasofya ile Ayayırı'nı yandı aradaki Samsun Hastanesi'nde mi tutuştu yoksa Ayasofya yandı Ayayırı'nı diye sıçradı. Pardon, Ayasofya yandı, Samsun'a sıçradı, Samsun'dan Ayayırı'na mı sıçradı? Bunu bilerek yoksa sıçramayla mı oldu yoksa bilerek mi yandı? Ama şunu biliyoruz ki önce Ayasofya yakıldı. Simgesel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem öfke, rejime karşı öfkenin de bir yansıması olarak görüyorum ben de senin gibi. Peki, sağ olasın Naci'cim. Şimdi bakıyorum başka soru yok ama yine de arkadaşlarımızdan hani mikrofonu açmak suretiyle soru sormak isteyenler olabilir. Yani biz bizeyiz sonuçta. Varsa soru, hani illa yazmakla da uğraşmayın. Hazır Naci hala bizlerleyken. Buyurun sorun. Hüseyin, sende var mı bir şeyler? Şey diye aklıma geliyor. Acaba Ayasofya'yı tutuşturanlar arasında pagan provokatörler de var mıydı? Yani bu konuda bir bilgim yok Hüseyin Bey. Yani olabilir. Mümkündür. Ya vardır ya da yoktur diye bir şey söyleyemeyeceğim ama ben duymadım. Yani böyle bir, çünkü bu konuda çok farklı kaynak taradım ama böyle bir ifade bir yerde duymadım doğrusu. Ama bu arada şu da var, yani 6. yüzyıl Hristiyan taklidi yapan fakat gerçekte hala gizli pagan ibadeti sürdüren binlerce insanın da olduğu bir dönem. Var değil mi? Evet. Devlet, yani mesela en büyük bürokratların arasında bile kendi özel villasının gizli bir bölmesinde Athena'ya keçi kurban ettiği ihbarı geliyor şeye. Justinian'e mesela birisinin. Adam güya Hristiyan, evet. Ayasofya'da görünüyor falan ama gizli Athena'ya keçi kurban ediyor falan. Bilmiyoruz yani ama böyle bir şey de olabilir, mümkündür. Ama sonuçta pagan provokatör de olsa halk onu her şeyin üzerinde bir dini yapı olarak görse en azından bir kısım tepki verirdi ama yani sonuçta esas neden hakikaten rejimin sembolüne yönelik bir saldırı olması herhalde. Ben de öyle düşünüyorum, yani normalde o kadar çok tutucu bir halk aslında Bizans halkı, çok tutucu bir halk, yani değerlerine çok bağlı bir halk ama buradaki öfkenin rejime yönelik öfkenin Ayasofya'yı da tutuşturması çok ilginç. Çok ilginç. Yani orada onun kilise olmasını bir tarafa bırakıyorlar. Egemenlerin yaptığı bir bina olması öne çıkıyor ve onu yakmayı evet. Tercih ediyorlar. O çok ilginç gerçekten. Ben bunun ayaklanmanın niteliği hakkında bize bir işaret verdiğini, bir fikir verdiğini düşünüyorum. Evet. Hayır, ben de resmi söylem kullandım ya. Pagan provokatörler olmasın dedim. Hay Allah'ım. Nasıl yaptınız ya? Dış mihraklara falan girdiniz. Evet evet, neredeyse dış mihrak diyecek. Şimdi bir tane soru. Pardon, bir şey mi söyledin Naci? Çapulcular olabilir. Şimdi buradaki stüdyomuzda da iki tane konuk var. Onlardan da bir soru geldi. Naci, şöyle bir soru. Nika isyanında ölenler, hani o acayip 30 bin kişiden falan bahsediliyor. Bunlar nereye gömüldü, nereye atıldı? Onlarla ilgili bir şeyler okudun mu bunları araştırırken? Bir kısmı denize atıldığını biliyoruz. Surlardan denize atıldığını biliyoruz bir kısmının. Fakat günler sonra ailelerin etrafında
kendi yakınlarının cesetlerini bulmasına izin verilmesinin birkaç gün sürdüğünü biliyoruz. Her şey yatıştıktan sonra kadınların ve ailelerin gelip cesetlerini almalarına izin verildiğini biliyoruz. Bir kısmının gömüldüğünü biliyoruz ama bir kısmının teşhis edilemediğini ya da denize atıldığını biliyoruz. Ama tamamının gömüldüğünü ben de zannetmiyorum doğrusu. Yalnız şu var. Justinian, şimdi konu bizim şeyden Nika isyanına kaydı. Justinian son harekat yapılmadan önce şehirden zaten kaçmayı düşünüyordu ve Theodora'nın işte o ünlü sözleriyle vazgeçtiler. O kısmını sizin de bildiğinizi sanıyorum ama yine de yani fikrini değiştirip şehirde kalmaya karar verdikten sonra bile yine de Justinian şehirden uzaklaşmayı tercih etti. Bunun nedeni şuydu. Büyük bir katliam başlayacak. On binlerce kişi öldürülecek. Bunun bir numaralı sorumlusu da kendisi olacak. Dolayısıyla tahtını on binlerce kişinin öldürülmesi pahasına koruyan adam olarak görünmemek için şehirden uzaklaşmak istedi. Ve döndükten sonra da şey diyecekti. Ya işte ben şehirde yoktum. Ben yokken güvenlik güçleri gereksiz yere fazla güç harcamışlar, fazla güç kullanmışlar ve gereksiz yere çok fazla kan dökmüşler deyip birkaç kişiyi cezalandırarak işin içinden sıyrılmayı düşünüyordu. Fakat bunu başaramadı. Dolayısıyla birçok insanın cesedinin ortada kaldığını düşünüyorum doğrusu. Yani bazı kadınların uzun süre gösteri yaptıkları ve kocalarımızın cesetlerini verin hiç olmazsa onları gömelim dedikleri ve daha sonra izin verildiğini okumuştum bir yerlerden ama 30 bin kişinin tamamının cesedinin alındığını zannetmiyorum doğrusu. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Hüseyin, ben bir şey kaçırmadım değil mi? Var mı aralarda bir soru falan? Bakayım. Genelde genelde sen bakarsın evet. Sorulara. Evet. Günümüze yapılan atıfları geçiyorum tabii. Evet. Nika isyanı dedim mi zaten. arkadaşlarımızdan bazıları onu Gezi'yle de herhalde paralellik kuruyorlar. Evet. Yani başka bir şey yok. Peki. Son bir kez soralım arkadaşlara. Var mı soru sormak isteyen? Yoksa zaten programın da sonuna geldik de sayılır. Naciye evet. Tabii ki çok çok teşekkür ederim. Ahmet Aybar, bir şey soruyor musun? İtalya'dan geliyorsun. Yok, ağzına sağlık Naci Bey'in. Daha önce bir defa da konuşmuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Hem güzel sesiyle hem de ilgisiyle gayet güzel bir sunum yaptı. Kitabı da EPUB olarak bekleyeceğim indirmek için. Yoksa taşımak sıkıntı oluyor İtalya kadar ama bu e-book olarak muhakkak istiyorum ve bekleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Okay. Ben teşekkür ediyorum. Herkes sen de bu alacak mı? Ha, bunu mu sordun? Herkes alacak. Ne? Hüseyin de acayip bir soru sordu. Herkes kitabı alacak mı? Falan gibisinden böyle. şey, katılımcımız ne kadar Ahmet? Katılımcımız bayram nedeniyle 20 civarındaydı. Fakat bu YouTube'dan da yayınlanıyor. Bir de orada kayıtlı olarak kalıyor ya. Sonradan seyredenler oluyor hep. Sen de bunu paylaşabilirsin kendi sayfalarında falan. Böylece sana bugün ulaşamayanlar daha sonra da ulaşabilir. Bir de bu akşam biraz denk düşmüşüz. Saffet Emre Tonguç ve Sedat Bornovalı televizyonda tam da bizim programımızla aynı saatte bir şeyler anlattılar. Belki ondan dolayı da özellikle rehberler arasındaki katılımcılarımız daha az olmuş olabilir. Sorun değil. Önemli olan hani samimi bir şekilde konuşmamız ve özellikle senin kitabının tanıtımına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktı. Valla teşekkürler ediyoruz. Aklına yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Zaten anladığım kadarıyla sen bu işin devamını da getireceksin. Birdir, ikidir, üçtür. Sen şimdi Nika'dan bahseder olduk diyorsun ama biz ikinci kitaba da şimdiden girizgah yapmış olduk. Evet, yani şimdi Pornai bu triyolojinin ilk romanıydı. İkinci romanın adı Nika olabilir. Çünkü öne çıkacak olan konu biraz o olacak. İkinci romanda, triyolojinin ikinci kitabında.
Ben arkadaşlara şeyi tavsiye ederim. Kitabı ben yazdığım için değil ama yani 5 yıl boyunca gerçekten her şeyi didikleyerek yazdığım bir kitap oldu. Hiç sıkılmayacaklarını ve büyük keyif alarak okuyacaklarını düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Sağ olasın. Hüseyin, ne diyorsun? Kapanışta sen yap madem öyle. Yok ama mikrofonunu açarak yapabilirsin. Mikrofonunu aç, mikrofonunu. Ay sen söylenecek her şeyi söyledin zaten. Bundan sonra kitabı almak düşüyor bize. Tamam, o zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. İnşallah. Önce paylaşımı kapattık. Şu anda evet. Son kalanlar olarak bir aradayız ve öpücüklerle. İyi akşamlar. Gelecek hafta Salı akşamı başka bir konukla bir arada olacağız inşallah. Herkese iyi akşamlar.